Ege Bronz Çağı'nda hüküm sürmüş 3 kültür vardır. Anakara'da ve diğerlerinden biraz daha geç bir dönemde etkisini sürdürmüş olan Miken, Anakara'nın doğusunda yer alan Girit adasındaki Minos ve bir de ismini doğduğu ada grubundan alan Kiklad. Bu ada grubundan eski adı Thera olan adada adeta zamanda donmuş gibi görünen bir şehir bulundu. Bu adanın bugünkü adı Santorini. Bu arada Santorini'nin adadan geriye kalan belli bir kısım olduğunu belirtelim. Çünkü M.Ö. 17. yüzyılda volkanik bir patlama gerçekleşmiş ve adanın orta kısmında kocaman bir delik açılmıştı. Bazı jeologlar bu patlamanın son 5000 yılda gerçekleşen en büyük volkanik patlama olduğunu iddia ediyorlar. Sonuç olarak aynen Pompei'de olduğu gibi Antik Thera ya da bugünkü adıyla Santorini adasındaki Akrotiri şehri volkanik taşlar ve küller altında kalarak günümüze kadar korunmuştur. Ama Pompei'nin aksine bu şehir gelişmiş arkeolojik teknikler bulunana kadar keşfedilememiştir. Bu yüzden Pompei'deki arkeolojik alanlar yağmalanmışken Thera'daki kalıntılara el değmemiştir. Esasında ilginç bir şekilde arkeologlar Akrotiri'deki insanların Miken ve Minos kültürleriyle bağlantıları olmadığına inanıyorlardı. Fakat görünen o ki bu durum zamanla değişti ve hatta bazı tarihçilere göre Akrotiri Minos uygarlığına bağlı olan, onun kontrolünde olan bir yer haline geldi. Aynı zamanda Mikenlilerle ticaret yaptıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla bunların tamamen birbirlerinden farklı kültürler olduğunu düşünmemeliyiz. Kazılar sırasında muhtemelen varlıklı insanlara ait olan bir sürü ev bulundu. Kazılarda saraylara rastlanılmadı ama çok katlı binalar bulundu. Ve ayrıca fresklerle kaplı duvarlara da rastlandı. Bulunan freskler sayıca çok fazla ve hepsinde de apayrı konular işlenmiş. Bulunan fresklerin en etkileyici yanı katmanlar halinde boyanmış olmaları. İnce alçı, kaba alçı ve en altta da hasır olacak şekilde dizili bir yüzey üzerine ıslak boyama yapılmış. Bu fresklerin en ilginç yanı ise bunların manzara resimciliğinin ilk örnekleri olmaları. Belki bugünün standartlarında aklımıza gelen türde tarlalar, çiçekler ve gökyüzü desenleriyle dolu manzara resimleri değiller ama burada da oldukça soyut ve stilize temsiller yaratılmış. Kayalardan çıkan eğri ve doğrusal formlar göze çarpıyor. Maviler, kırmızılar ve sarılar da yine dikkat çekiyor. Bu renkler fresk boyamacılığında epey sıkça tercih ettikleri renklermiş. Burada ayrıca kayaları süsleyen güzelce çiçek açmış zambakları ve bunların etrafında adeta dans edercesine oynaşan kırlangıçları görüyoruz. Bu duvarda bir raf var ve rafın üzeri kırmızıya boyandığı için gökyüzü normalin aksine mavi değil. Arka planda ise genel olarak beyaz tercih edilmiş. Odanın havasını tamamlayabilmek adına müzenin yapmış olduğu doldurmaları antik fresklerden ayırt edebilmek için duvarı dikkatlice incelemek gerekiyor. Modern koruma teknikleri objeyi orijinal haline döndürmeden onun neye benzediğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu durum ilkbahar odasında belki çok iyi görünmüyor olabilir ama Boks Yapan Çocuklar ismindeki freskte daha iyi şekilde gözlemlenebiliyor. Aynı odada bir çift antilop resmi de göze çarpıyor. Antiloplar adeta kaligrafik bir şekilde resmedilmiş. Bir yılanı andıran eğrisel çizgiler kullanılmış. Onun dışında duvar boyunca herhangi bir düz çizgi görünmüyor. Hayvanların ne kadar da zarif bir şekilde resmedildiklerini görüyor musunuz? Bu fresklere kendimizi kaptırırsak, yani antiloplu freskteki doğanın muhteşem detaylarına kapılırsak ya da ilkbahar freskindeki havanın ılıklığı, çiçeklerin rüzgarda sallanıyor olması ve kuş cıvıltılarını hissedersek aklımıza hemen ılık ve keyifli bir ilkbahar günü geliyor, öyle değil mi? Halbuki bu fresklerin belki de ayinsel bir anlamı da olabilir. Kim bilebilir ki? Ya da belki gerçekten de sadece güzel bir bahar gününü yansıtmak için yapılmış da olabilirler. Modern bakış açımızla garip ve sadece keyif için yapılmış gibi görünen bu freskler dış dünyayı evlerin içine taşıyor. Ama tabii bunu söylerken bu bakış açısının M.Ö. 17. yüzyıla değil, milattan sonra 21. yüzyıla ait olduğunu da unutmayalım lütfen. Boks Yapan Çocuklar freskine baktığımızda antik freskten geriye çok da fazla bir şey kalmadığını görüyoruz. Yine de ellerinde boks eldivenleri giyili, kafalarının ön ve arka kısmındaki iki at kuyruğu dışında tüm kafaları kazınmış olan iki genci gösteren bu resim ortaya oldukça ilginç bir sahne koyuyor. Ellerindeki eldivenler, bellerindeki kemerler, soldaki figürün üst kolu ve boynundaki mücevherler dışında da neredeyse tamamen çıplaklar. Akrotiri'deki fresklerin birçoğunun ayinsel bir anlam taşıdığını da düşünüyoruz. Örneğin bunlar dini törenler için ya da tanrıçalar etrafında toplanmış toplulukları göstermek üzere yapılmış freskler. Yine de bu fresklerin ne anlama geldiğini tam olarak anlamamız ne yazık ki mümkün değil. Elimizde maalesef Ege Bronz Çağı'na ve Kiklad Adalarına dair hiçbir yazılı belge yok. O yüzden bunun için mimari yapılardan, bulunan araç gereçlerden ve bu sıra dışı fresklerden anlam çıkarmak zorunda kalıyoruz.